sevgili izleyenlerim, aşağıda ocak yanıyor. Odun, İspirli çay tamam mı dedim, termosu gösterdi, doldurdular çayları. Evet, bunlar ne yapsın nasıl? Ocakta biraz meşakkatli olur. Öyle koy oraya. Geleceğim içmeye inşallah. Evet. Bayburtlu çaysız yapamaz. Bir de la ilahe illallah. Sevgili izleyenlerim, Bayburt artık serinledi. Bunu da söyleyeyim ben. Allah yardım etsin, böyle emek vererek keser elde çalışan insanlarımıza Allah yardım etsin. Ekmek parası ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bayburtlar hep böyle meşakkatli büyüyen insanlarız biz. Onun için ben hemşehrilerime hep dua ediyorum arkadan arkaya. Şöyle ileride de ayağın yeri yapıldı. Çay içip ondan sonra da orayı çekelim. Ya hele bir söyleyin baba kardeş. Hazır mikrofon sizde. Hacı dayı söylesin. Ne söylüyor? Ezan bitsin o zaman. Kapatalım ezanı, bir tamamlayak. Evet sevgili izleyenlerim. Şu an yeni köprünün üstüne çıktık. Evet. Ne oldu? Yeni ayak yapıldı. Ayağın taban demirleri döşeniyor. Eski ayağı görüyorsunuz. Şimdi biraz yaklaşalım o tarafa biz. Şöyle görüntüyü, eski ayağın işte ardıç ağaçları demiştim ben. Ne yapmıştık? Haber yapmıştık. Dedelerimiz ne yapmış? Ardıç ağaçlarını Horasan'ın altına dizmiştiler. Efendim, işte o günkü köprünün ayağı orası. Taban yani, ayağın altı. Bugün de oraya indik. İşte hala ağaçlar orada. Hiç çürümemiş maşallah, sübhanallah. Hiç çürüme yok. Evet. Yarısı atıldı. Buradan şimdi buradan öteye de karşı tarafın betonu ne yapılacak? Atılacak. Kolay gelsin. Dualarımız sizinle. Dualarımız sizinle. Allah kolaylık versin. Evet sevgili izleyenlerim. Taş köprümüz dedik. Yeni köprümüzün üstüne bugün ilk çıktım ben. Duasını yaparak çıktım. Kazasız belasız köprüler olsun diye çıktık. Şimdi karşıdan karşıya geçişlerde eskisi o görüntü kirliliği olmayacak inşallah. Bir taraftan da şöyle hemşehrilerimin çalışmalarını ben çekeyim. Olmayacak. Elektrik tesisatlı efendim, bir tarafında köprünün, diğer tarafında da efendim hangi şey geçiyor? Telekom. Şimdi Telekom burası mı, burası mı? Telekom burası. Evet, Telekom'un çalışmaları buradan geçiyor. Şu an bunun altında göstereceğim. Efendim geçecek orada. Aras Elektrik de burası. Elektrik tesisat da buradan geçecek. Su şu bu da köprünün altından geçiyor. Yani donanımlı bir köprü oluyor inşallah. Köprümüz güzel olacak.
Çalışanlarımız biraz müşkülattı, soğuk çünkü. Ama diğer tarafından da bakarsak bu mevsimde atılan beton da vallahi çelik gibi olur. İşte o da kaliteli işin tarafı. Çift taraflı bakalım biz. Bardağın hem dolu tarafından hem de boş tarafından ben bakım. Bu dönemde atılan beton bir numaradır. Ama biraz tabii emekçi kardeşlerime de sıkıntı veriyor çünkü soğuk. Onlar da çay ne yapsınlar? Bol bol çay içecekler. Yapacak bir şey yok. Ya bu kardeşim de diyor çay zamanı değil ama dedikodu yapıyor bu desin. Şimdi o da çaya gidecek. Mecbur soğuk. kardeşim. Allah kolaylık versin la. Bak ben size dua ediyorum hep. Dediğimiz gibi köprümüzde ilk geziyi ben bugün yaptım. Allah hayırlısını nasip etsin. Dua ederek efendim. Eni 12 metre diyebiliyorum ben. İlk ben şeylerde baktım 13.80 ama sonu 12 metre olarak geldi. Evet 12 metre doğru diyorum. Dur şimdi dur nasıl oluyormuş? Nasıl dedin? Araçların geçtiği yer 7 metre. 3,5 bir şerit, 3,5 bir şerit. 3,5 bir şerit, 3,5. Yaya yolları? 2 metrenin 2,50 de 2,50'ye yakın da yaya yolları. Yaya yolları, iki yanlarda. Evet. Peki şöyle dışarıya çıkıntı, oturma yerleri var mı gruplar? Yok. Yok. Onu çok söylemişler, öyle bir şey yok mu çünkü? Ben çünkü verilen bilgiydi bana. Ben ilk haberlerde öyle çıktım. Onun için soruyorum ben. Yok. Sonradan yok dendi. Evet. Sadece 20 santim olup sıkıntı süsler. Evet var. Yani 2,5 bir yaya bu tarafta, 2,5 da ötede, 3,5 da şeyler, araçlar. Güzel vallahi. Rahat rahat geçeriz. Yürürüz. Şimdi bol bol da seyredeceğiz. Çünkü Çoruh Bayburt'un ismiyle özdeşleşmiş bir isim. Çoruh Nehri'ne biz düşkünüz kardeş. Yüzeceğiz, çimeceğiz. Yani şimdi bak, ilk köprü yıkıldığında sevgili izleyenlerim, ben şurada röportajlar yaptım. Yaşlarımızdan ağlayanlar bile oldu. Ya ben dedi, eski köprü duraydı. Niye? Ya benim hatıralarım çok oradan. Ben çok atladım Çoruh'a da, çimdim de, yüzdüm de. Lan çöküyor köprü. Olsun, dursun. Olmaz. Olmaz tabii ki. Yenilik her zaman yenilik. Yenilik her zaman yeniliktir. İnsanların da hatırası, onlar da haklı. Kimseye bir şey demiyorum. De biz de haklıyız. Biz de haklıyız. Evet. Şurayı da bir gösterelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Evet sevgili izleyenlerim. Burası dediğimiz gibi Aras Elektriği'nin çıkışları köprünün bu başından içten yani kapalı. Şeyde telekomun da oradan verilecek. Evet. Elimden geldiğince haber düşerek ne yaptım? Bilgi kirliliğini önlemeye çalıştım. Bilen bilmeyen efendim konuşmasın diye, bilgi kirliliği olmasın diye her bir değişiklikte ne yaptık biz buradan? Haber verdik. Ben çayı içtim, az önce çayımı içtim. Teşekkür ettim. Bilgi kirliliği olmasın diye ne yaptık devamlı? Yeni bilgiyi hep aktardık. Doğru bilgiyi aktardık. Dedikoduya mahal bırakmadık. Bunu da söyleyeyim.
Sevgili izleyenlerim, evet, karşı ayak açıldı. Şimdi kalıp karşıya kurulacak ve ikinci kemerde ne yapılacak? İnşa edilecek şu an. O hazırlıklar ne yapıyor? Devam ediyor. Bir bağlantıları, her şey hemen hemen tamamlandı. İsmini çaya attın mı üstüne? Evet sevgili izleyenlerim, şu an